Seninle havaalanında olmak Zeynep benim için aslında bambaşka şeyler ifade ediyor. Yolculuğa beraber çıkmak, beraber bir yerlere gitmek, yurt içinde, yurt dışında. Evet. Ve o yolculukların, seninle yaptığımız yolculukları düşünüyorum, hep bir üretime yönelik. Evet. Çoğunlukla senin üretimlerin, ben belki o dönemde basındayım, bu işin takipçisiyim herhangi bir şekilde, ama hep üretime yönelik yolculuklar ve ne çok yolculuk yapmışız. Çok maceramız var birlikte. Aslında belki de benim mesleğim nedeniyle Türkiye'nin sinema tarihinin önemli bir dönemini aslında hep birlikte bir dirsek teması içinde geçirdiğimizi söyleyebilirim. Sadece senin basında olduğun dönem değil, yazar olarak, sinema eleştirmeni çeşitli nedenlerle yollarımız hep kesişti ve şunu biliyorum, en önemli festivallerde, en önemli etkinliklerde hep yanımda Yekta var. Yekta ile bir anım var ve harika bir şey ve havaalanında olmak da muhteşem, evet, şu anda. Evet, gerçekten güzel. Şimdi en önemli festivaller, en önemli etkinlikler deyince önemli bir şey. Pandemi zor. Pandemi, evet, bütün dünyayı sarstı, bizi bizden aldı. Fakat bu pandemi sürecinde bir de üretenler var. Sen onlardan birisin. Hı hı. Ve o üretenler deyince çok önemli bir şey soracağım. Biz Temmuz'un başında öğrendik. Belki sen birkaç gün önce öğrenmiştin. Temmuz'un başında hepimiz bir haberle böyle dedik, heyecanlandık. Hı. Çünkü Oscar jürisi haberi geldi. Hı hı. Bir kere daha tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çokça tebrik aldın ama ben de bir kere daha böylece bir yayında tebrik etmiş olayım. Ama şunu özellikle merak ediyorum. Haberi aldığın anı öğrenmek istiyorum. Yani evde miydin, sabah uyandın, pijamalı mısın, akşam, evet, nasıldı? Ben bu soru için çok teşekkür ederim. Çünkü herkes sanıyor ki çok önden, hiçbir şey bilmiyordum açık söyleyeyim. İlgilenmedim de. Çünkü aslında Oscar, yani Türkiye'den daha önce üyeler var. 4 tane üyemiz vardı. Ama Amerika biraz yapımcıların dünyası. Ve benim yaptığım film modeli o endüstri içinde bağımsız, çok niş, çok farklı bir yapımcılık. Daha Avrupa'daki bağımsız film yapım modelini alan bir şeydi. Oradan açıkçası böyle bir beklentim yoktu. 1 Temmuz sabahı ben genelde erken uyanan birisiyim ve son birkaç yıldır da erken uyanıp böyle durup o günü dinleyip belki bir anlamda meditasyon yaparak güne başlayan bir insanım. Dolayısıyla bu sırada telefonumun açıkmış, böyle çeşitli çın 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 telefonuma mesajlar geliyor. Beni Gökhan Tiryaki, sevgili dostumuz, görüntü yönetmenimiz, o da yol zamanda, arkadaşlarımızdan bir tanesi. O da aynı zamanda o da daha önce Oscar, evet, Oscar daha. Akademi üyesi olmuştu. Akademi. Zeynep tebrikler diye bir mesaj ama niye tebrik ettiğini gerçekten anlamadım. Ardından ard arda gelen mesajlar ve birden... Bir dakika, fotoğrafı tam gözümün önünde canlandırmak istiyorum. Sabah büyük bir ihtimalle böyle pijamalı bir hal. Belki, evet, sabah bir kahveni koydun, suyunu, evet, koydun. Sabah bir ritüel, telefonunu açıyorsun. Çok senin için normal bir gün, sıradan diyeceğim. Böyle, hı-hı, bir gün ve birden tebrikler mesajları gelmeye başlıyor. Evet, birden niye tebrik ediyorlar? Oscar Akademisi'ne seçilen, işte şu kadar üyeden biri oldunuz filan. Ve çok ilginç bir şey, lütfen diyor, bu maili alınca şu tuşa bas ve telefon numaranı gir. Girdim, bir telefon, anında telefonum çaldı, yani Amerika aradı. Congratulations, İngilizce hoş, tebrikler dedi ve arkasından bir takım teknik, hani var ya böyle güvenlik soruları oluşturduk. Hı. Evet dedi, hayırlı olsun, bundan sonra yeni bir yol, şifrelerim bunlar, girebilirsin. Hakikaten o şifreler önemliymiş, o şifrelerle bir girdim ki bir dünya açıldı önüme. Özellikle bir film yapımcısı olarak bunun olması bak çok işte etkiledi. Şey çok enteresan. Seni sabahın 6'sında Amerika'dan arıyorlar. Oscar adayı yapıyorlar. Bana 6'da telefon geliyor. Evinize su filtresi taktırmak ister misiniz? Aramızdaki ciddi fark bu demek ki. Ya muhteşem, güzeldi, bir şey. Evet. Muhteşem bir, evet, haber. Üstelik hem ben biliyorum, hem sektör biliyor, hem eminim ki şu anda bile geliyordur. 2021 ve sonrasında daha sana böyle çokça haber gelecek. İnşallah. Çünkü bu bence bir kapının, evet, sen çok kapı açtın ama bir başka kapının da ardına kadar açılması. Evet, benim için yeni bir keşif alanı aslında. Çünkü ben dikkatimi özellikle yakın coğrafyalara, yani Avrupa, Asya'nın bir bölümü ve Orta Doğu'ya çok yoğunlaştırmıştım. Film yaparken de çünkü hikayelerin buradan çıkıyor olması, dolayısıyla yolculuklarım da hep aslında bu bölgeleri oldu. Yani sen de biliyorsun ki çok, ama şimdi Amerika ve endüstrinin dünyası ve yeniden ben aslında keşfetmeyi, öğrenmeyi çok seven biri olduğum için yeniden aslında oradaki sisteme
bakıyorum ve tabii hani Oscar Akademisi üyesi olduğunuzda çok enteresan, gerçekten müthiş bir network alanı açılıyor. Çok önemli yönetmenlerle Zoom toplantıları, tanışma toplantıları, oyu nasıl vereceksin, ne yapacaksın gibi şeyler ve bir dolu film hayatınıza giriyor. Bu muhteşem bir şey. Hayatta hep Zeynep, seni tanıdığımdan beri aslında zorlu durumlar senin kucağına düştü ve sen evet. onları çözmek durumunda kaldın. Evet. Belki seni yapımcılıkta hep ileri evet. zıplatan da bu oldu. Yine aslında böyle bir durum oldu. Çünkü Oscar üyesi olduğun yıl Oscar'ın tarihi değişiyor. Belki regülasyonlarında değişiklikler olacak. Kuzey Amerika gösterimleri konusunda bazı değişiklikler olacak. Çünkü beklenmedik bir şey. Evet, pandemi. Pandemi sektörün geleceğini nasıl etkileyecek sence? Aslında çok ciddi anlamda oyunun değiştiği bir dönem yaşıyoruz. Bugün baktığım yerde geçen sene bu zamanlar görmediğim bir dolu bilgi, bir dolu pratik ve bir dolu farklı terim girdi hayatımıza. Şimdi nasıl etkileyecek? Bu aslında biraz önce söylediğim hem Avrupa Film Akademisi hem Asya hem Oscar Akademisi'nde de zaman zaman grup toplantılarında, zaman zaman birbirimizi güncellemek için dünyanın dört bir yanından buluşulduğunda tartışılan bir konu. Bu neleri etkileyecek? Birçok şey, iş yapma biçimimiz gitgide değişip dönüşmeye başlayacak. Zaten hep söylediğim bir şey var. Yani sinema çok genç bir sanat. Biz bir yüzyılı devirip çeyrek yüzyılı da yeni devirmiş durumdayız. Yani aslında bir resim sanatına baktığın zaman, bir heykele baktığın zaman, bir dansa baktığın zaman, müziğe baktığın zaman yüzyıllar evrilmiş. Yani geçenlerde bakıyordum. Mesela seni de ilgilendiği için edebiyatla sinemanın arasında 300 yaş fark var. Yani edebiyat onun 300 yaş bir büyüğü, ebeveyni gibi düşün. Şimdi böyle baktığımızda sistem ve teknolojiye çok bağımlı olduğu için aslında büyük bir değişim, dönüşüm var. Biz sadece alışıp ayak uydurmaya çalışıyoruz. Yani benim sektöre girdiğim zamanki film yapma dinamikleriyle zaten pandemi öncesi dinamikler zaten bir uçurum kadar değişikti ama pandeminin girmesiyle birlikte film yapılması kadar pazarlanması ve hangi sunulması. Mecralarda gösterileceği de hemen yeni bir konu. Hemen onu söyleyeyim. Dönüşümden bahsettik ve bu bağlamda dijital dönüşüm ne getirecek? Şimdi dijital dönüşümün hem artıları hem eksileri var ama herkesin paniği sinema salonları ne olacak aslında biraz. Bence salonda film setmeye bir şey olmayacak. Hatta daha özel, daha kıymetli bir şey haline geleceğini düşünüyorum. Yani ilk gösterimlerin pek çok şeyin. Çünkü dünya var olalı beri yine ben aslında hep güç almak için tarihe döner bakarım. Yani tarihte nasıl gösteriler, bir takım salgınlar olmuş, bir şey olmuş ama sonra küllerinden yeniden doğarak dönmüş. Bence salonlar da böyle olacak. Bence kaliteli içerik üretimi noktasında çok ciddi bir seçicilik geleceğini düşünüyorum. Ama insanların dijitalleşmenin pozitif tarafına bakarsak ulaşabilmek bir noktada yani içeriğe ulaşabilmek bir noktada daha ekonomik ve daha farklı bir denge içerisinde gideceğini düşünüyorum. Ama birkaç yıl biz de bunu arayacağız. Ama ben hiçbir zaman salonda film seyretmenin modasının geçeceğini düşünmüyorum. Hatta bu konuda aksine çok daha güçleneceğini düşünüyorum. Çünkü burada evet hepimiz evimizde tabletimizden ya da akıllı telefonumuzdan bir şeyi seyretme şansına sahibiz. Ama yan yana oturup bir şeyi seyretmenin ruhunu hiçbir şey değiştirmedi bugüne kadar. O ana tanıklık etmeyi. Ben bu yeniden döndüğünde bunların her şeyin yola gireceğini düşünüyorum. Ben de sana katılıyorum. Bunun sinemada da, tiyatroda da, müzik, konserlerde de böyle olacağını ve bunun değerinin daha da artacağını, bunun dinamiklerinin daha da güzelleşeceğine evet. inanıyorum. Bu dinamiklerin de aslında bizim belki de bazı şeyleri kaybetmeniz lazım ki değerini anlamak lazım. Yani şu anda yılda bir kere iki kere salona giden arkadaşlarım salona gitmeyi özlediler. Çünkü buna ihtiyaç vardı. O salonlara da biz böyle sahip çıkacağız. Öyle düşünüyorum. Bazı şeyleri kaybetmelisiniz ki değerini daha iyi anlayabilmelisiniz dediğin sırada bir havaalanı anonsunun gelmiş olması beni çok etkiledi. Niye? Evet. Çünkü şu havaalanı anonsunun bile değerini anladık. Yani uçamıyoruz, gidemiyoruz, bir şey yapamıyoruz bir süredir. Ya da korkularla uçuyoruz. Hani kesinlikle. Hiç değilse bile şu bile değerli geldi. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki şunu sormak istiyorum Zeynep. Hiç bir filmde izleyip de hayran olduğum ve bir gün bu nedenle ziyaret etmek istediğim bir şehir oldu mu? Ya da tersinden sorayım. Ya bir filmde izledin, hayran oldun, harika bir şehir ama gidip de gerçeğini gördüğünde
ya burası da orası mıymış, pek de o kadar değilmiş. Sinema ne kadar büyülü bir hale getirmiş burayı dediğin şehir oldu mu? Çok. Şöyle anlatayım. Aslında ben tabii ki çocukluğunu televizyon dizileriyle çok geçirmiş biri olarak. Mesela işte San Francisco Sokakları diye bir dizi vardı. Sen de hatırlarsın. Evet, evet. Ve o San Francisco Sokakları'nı Allah'ım bir gün ben de San Francisco'ya gidebilecek miyim diye düşünürdüm. Sonra San Francisco'ya gittiğimde sanıyorum 30'lu yaşların başındaydı ilk gittiğimde. Ne varmış ki? Zaten ben en güzelini televizyonda bunların görmüştüm dediğim oldu. Bunu yaşadıktan mesela aynı şekilde gene San Francisco, Los Angeles o seyahatte Alcatraz hapishanesi. Yine benim için vay dediğim, aslında bir film ya, filmde biz bunu seyrettik ama ay ne korkunçmuş aslında dediğim şeyler oldu. Daha sonra bir pratiğe girişti. Hani sinemanın büyüsü içinde bazı şeyleri seyretmeyi ama canlı yaşamayı da çok sever hale geldim. Gözlemlediğim bir şey oldu. Çok gezgin biriyim ben. Sen de biliyorsun, seyahat etmeyi, gezmeyi, gözlemlemeyi çok seviyorum. Ve bunun için mesleğime müteşekkirim. Çünkü bütün dünyayı sinema sayesinde gezdim ben. Yani bir film görmek, bir de onun hayatının içinden görmek. Son 10 yılda çok gözlemlediğim bir şey var. Bütün ana caddeler artık aynı. Yani küreselleşmenin bir işareti olarak. O yüzden ben artık ve orada bazen gidiyorsun Paris'te bir caddede misin yoksa Belgrad'da başka bir caddede misin? Çok da değişmiyor. Yani hatta aynı tabelalar, aynı dükkanlar, aynı alışveriş merkezleri. Bu da aslında ülkenin, yani bu dönemin, bu çağın, ülkelerin, ekonominin bir gerçeği. Ama benim sevdiğim bir şey var. İşte onların arka sokaklarını gezmeyi seviyorum. O arka sokakta hayata dair çok şey yakalıyorum ve bu anlamda fotoğraf çekiyorum, sesli notlar paylaşıyorum. Kendi içimde, kendim, çünkü oradan bir anlam çıkarmak durumundayım. Çünkü hayata dokunamazsanız, hissedemezseniz bir şeyi göstermekle hissetmek arasındaki farkı keşfediyorum. Bak çok güzel bir şey söyledin. Bu son söylediğin altına hop şöyle fosforlu kalemle çiziyorum. Bunu senin sosyal medya kullanımına bağlıyorum. Sen sosyal medyayı da böyle kullanıyorsun. Evet. Yani ben çok özenle takip ediyorum seni. Teşekkür ederim. Ve sosyal medyayı da paylaşarak, göstererek, anlatarak, açıklayarak, dürüst olarak. Evet. Ya bu bana bunu hissettirdi, bu bunu hissettirmedi. Aynen. Her neyse ne. Aynen böyle kullanıyorsun. Bunu, evet. Yani genel bir felsefeyi oraya da uyarlıyorsun. Evet, aslında bu yaşamımda sevdiğim kendime hep aynı işi yapmayı, tekrar etmeyi seven biri değilim. Yani kendim bir film yaparken de hep onun içinde tekrara düştüğüm zaman kendimi çok sıkılmış hissederim, bu karakterimle ilgili bir şey. O yüzden bu seyahatlerimde, bütün bunlarda, yani benim için mesela havaalanının da hikayeleri var. Yani her havaalanında oturduğumda tuttuğum notlar var. Bugün buraya gidiyorum. Geldim havaalanı. Örneğin bu şu an çekim yaptığımız havaalanı ilk açıldığında, ilk yolculuğumda çok güzel yazdığım notlar var örneğin. Çünkü dedim ki aslında bak değişiyor. Yani Yeşilköy'deki eski havaalanından başlayarak son 30 senede devamlı seyahat eden bir insan olarak böyle bir yere geldim ve ne kadar güzel. Çünkü havaalanları bir anlamda yılda ortalama 25 seyahat yapan birisiyim. Hani fazlası var eksiği yok. Biriydim öyle söyleyeyim. Nereden bakarsan havaalanında çok ciddi bir zaman geçiriyorum. Tabii. Ve aslında benim bir şekilde yaratıcılığımı da arttı. O yolculuğa çıkmanın getirdiği motivasyonu, güçlü hissettiğim, o motivasyonla yarattığım şeylerin geliştiği ve ben mesela çok tanıdık görmeyi falan sevmem havaalanında. O kendi dünyamın içinde kalmayı severim açıkçası. Sen uçakta çalışanlardan mısın? Ben çok. Mesela uçakta inanılmaz mutlu çalışırım. Ben uçmayı çok seviyorum ve uçakta çalışmaya bayılıyorum. Yani en uzun uçuşum 20 saat civarıydı sanıyorum. Bayıldım, yani niye geldik, devam etseydik uçmaya gibi bir duygum vardı. Uçmayı çok seviyorum. Bir de ben seyahatte uyuyamam. Yani karayolu seyahatinde de uyuyamam, hava seyahatte uyuyamam, bu bünye böyle. Dolayısıyla o kadar konsantre çalışırım ki çok mutlu olurum. Yani evet. Ver bana uçayım yani. Aynen. Ver, saat ver. Aynen. Bana, 10 ver, 20 ver. Uçmayı çok seviyorum ve uçak benim için özgürleştiğim bir alandır. Yani fikir olarak da, yani bir tüpün içine doluyoruz, gidiyoruz aslında. Evet. Mucizevi bir şey ve benim iyi ki uçmak diye bir şey var. Çünkü benim bütün dünyayla olan ilişkimi belirliyor. Dolayısıyla havaalanları sürekli yılda 25 de ayda ortalama 2 ya da 3 seyahat yapan bir insan olarak havaalanlarıyla olan ilişkim çok kıymetli. Çünkü
gir, çık, bir sürü güvenlik. Mesela dünyanın ne kadar güvenli olup olmadığını gözlemlediğim bir süreç de oldu. Yani işte 10 sene önceki güvenlik önlemleriyle bugünkü güvenlik önlemleri. Şimdi pandemiden sonrakiler, yani tabii, pandemiden sonra tabii, hiç uçmadım. Tabii. O yüzden çok önemli görüyorum. Çok çok güzel özetledin. Peki Zeynep, iki ayaklı soracağım. Şimdi yapımcı olarak elbette ki sen orada bütün çatı durumdasın. Dolayısıyla diyelim ki bir filmin çekiminde başka bir şehirdesiniz, başka bir ülkedesiniz ya da filmin atıyorum postu için bir yere gittim, bir şey oldu falan filan. Hiç bu süre içinde uçuşla ilgili ekipten biri gelmedi, bir eşyanız çıktı çıkmadı, böyle şeyler oldu mu? Eşya çıkmamaları oldu tabii ama çok hızlı çözümlendi, onu söyleyebilirim. Uçak kaçıran da ekipte oldu. O tabii çok ki olur herhalde. O oldu. Festivallerde bir iki falan tane oldu. Ama yani sonuçta her zaman bir şekilde telafi edilebilir. Yani çok, eğer tabii buradan Amerika'ya gidiyorsak ekipten biri kaçırdıysa o tatsız büyük demektir bir problem. Öyle bir şey olmadı ama yakın yurt içi uçuşlarda kaçıranlar oldu. Bazen İstanbul'un trafiğinden, bazen zamana, bazen güvenlik önlemlerinde bir takım değişiklikler oluyor falan. Ona göre önlemlerimizi aldık ama benim uçak kaçırdığım hiç olmadı. Ha, senin hiç olmadı. Hayır. Onu soracaktım. Hayır. Kişisel olarak oldu mu? Hiç olmadı. Çünkü şöyle, normalde 3 saat erken veya 2 saat erken gelecekse ben ona 1 saat daha koyuyorum. Çünkü burada zaman geçirmeyi seviyorum. Bak ama yine de ben madem kaçırmadın yine de zorlarım burayı. Ama şu mutlaka başına gelmiştir. Yediğin en fena rötar neydi? Yani kaç saat hatırlıyorsun? Sanıyorum buradan değil de Londra'daydım. Bir 4-5 saat yedim. İyiymiş 4-5 saat, iyi. Yok, canım. Londra'da 4-5 saat iyi. Şey, bir de güzel yani. O güzel, havaalanını seviyoruz. Güzel, tamam güzel. Bir şey oturursun, yersin, yani içersin. Aynen öyle. Ama yani çok büyük böyle ölümcül bir rötarda yemedim, öyle söyleyeyim. Benim galiba bir 8 ila 10 saate yakın hem de yurt içi rötarım var. 8 ila 10 saate yakın, yani yürüme mesafesi, hani yürüsem daha rahat olurmuş diyeceğim şey var. Oluyor öyle. Peki favori seyahat arkadaşın kim diye sormayacağım çünkü tamam ben de tanıyorum, biliyorum elbette. Fakat favori seyahat arkadaşında ne özellikler ararsın diye sorabilirim. Ya aslında favori seyahat arkadaşımda karşılıklı beni olarak istersin tabii ki. Tabii yani çok o anlamda şanslı biriyim. Tamam. Çok değerli dostlarım dostlarımla var. Seninle de çok seyahat arkadaşım. Sen favori bir tamam seyahat arkadaşısın. Tamam ama onun haricinde mesela şu özellikler o. Sessiz. Efendim şu. Efendim bu. Yani ne istersin? Şimdi aslında kendi gündemi olsun. Ve ortak gündemimiz neyse bitirelim. Ve ortak bir duyguyla, yani beni yalnız kalmak istediğim zamanda o yalnızlığımla, o benim için büyülü alanla beni sessizliğime saygı gösterecek. Benim kendi kapanmama, o kendi dünyama, yarattığım auraya saygı gösterecek bir arkadaş olmasını isterim. Çok doğru, çok harika yani tanımladın. Yani hadi konuşalım deyip böyle dürten ya da kendi gündemini sürekli konuşma ihtiyacında. Şimdi ben biraz eskiden daha bu anlamda toleranslıydım. Şimdi diyorum ki ya benim için çok kıymetli, uçağa binmeden eğer aynı uçaktaysak. Orada ben kapanırım ederim, sen kusura bakma diyorum bazen insanlara. Bu benim başıma geldi. İkimizin de tanıdığı ortak bir dostumuz. Adını vermeyeyim şimdi hani onun gıyabında. Ya havaalanında buluştuk, beraber bir yere uçacağız. Tedirgin. Her zaman tanıdığım insan değil. Böyle bir ıkınıyor, sıkınıyor, bir şey diyecek diyemiyor. Tamam dedim, herhalde olabilir. Bazı insanın uçak fobisi var falan. İlk kez uçuyoruz çünkü beraber. Sonra dedik ya ben dayanamayacağım, bir şey söyleyeceğim dedi. Ne oldu dedim. Ben uçakta sohbetten, konuşmaktan filan mutlu olmuyorum. Ne olur mesafe koyalım. Bunu yanlış anlama. İndiğimizde yine can ciğer kuzu sarması olalım ama uçakta bir beni rahat bıraktı. Ya dedim bu harika haber. Yani bu nefis. Ama ben sana bu konuda muhteşem bir anımı anlatmalıyım. İsim vermeyeceğim yine. Ama herhalde 15 belki 20 yıl önce Frankfurt'a uçuyorum. Oradaki bir Türk filmleri haftası var o nedenle. Daha da yeni yeni artık ortaya koymaya başlamışım işlerimi. Tam uçağa binerken bir yönetmenimiz var. Benim de bir dönem hocalığımı falan da yapmış birisi. Bana bir senaryo verdi. İndiğinde bu senaryoyu bitirmiş olmanı istiyorum dedi. 2,5 saatlik uçuşta. Ben gerçekten önce birdenbire böyle tabii falan yok yok benim okuyacağım başka senaryolar var dedim. Senaryoyu iade ettim hemen o anda. Çok iyi. Ondan sonra indik. Dönüşte o zaman okuyup geri vermeni istiyorum dedi. Onu mecburen okudum. Mecburen.
bir şey daha sormak istiyorum. Bu çok önemli. Bu sohbetten sonra Zeynep Atakan, özellikle Instagram'dan takip etmenizi öneririm. Çünkü gerçekten orada böyle hayata dair çok küçük dokunuşları var. O dokunuşlarda 2021 bu pandeminin yarattığı bütün sıkıntıyı sadeleşmeyle nasıl aşabileceğimiz konusunda çok güzel şeyler söylüyorsun. Çok katılıyorum. Dayanışma, sadeleşme, tasarruf, bunlar 2020'nin, bu zorlu yılın önemli sözcükleri. Sadeleşmek için sence neler yapmalıyız diye birkaç cümle rica etsem. Tabii, yani bu aslında yeni dünyanın yeni adapte olmamız gereken bir biçim. Çünkü aslında bir takım nedenlerle kendi hayatımızı zor ve kendi baskıları içine geliyoruz. Örneğin bu pandemi sürecinde şunu fark ettim. Kendimi çok planlı olduğumu düşünürdüm. Bu kadar işe yetişirken nasıl oluyor filan. Hayır, aslında seçebilme şansın var. Yani bütün filmleri seyretmek durumunda değilsin. Seçebilirsin. Hayatında görüşmek istediğin arkadaşlarını seçebilirsin. Yapmak istediğin yolculukları seçebilirsin. Sana dayatmalarla ve canının istemediği şeyleri zorunluluktan çıkarabilirsin. Bunlar aslında ruhun çok aynı şekilde bu tüketim anlamında da. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bir baktım ki aslında ben uzun bir zamandır işte bu sadeleşme, dolaplar, efendim alışveriş yapmamak. Çok basit bir soru var. Buna gerçekten ne kadar ihtiyacım var sorusunu sorduğun zaman sadeleşmeye başlıyorsun. Müthiş. Öyle söyleyeyim. Buna gerçekten ne kadar ihtiyacın var? Bunu sorabilmek lazım. Zeynep, iyi ki varsın. Sen de. Bir tek şöyle bir şey oldu. Seni o kadar çok konuşturdum ki kahven soğudu. Iga Lounge'un kahvesi de çayı da çok güzel. Gelsin, evet. Şurada hemen bir kahve ısmarlayayım. Harika. Harikasın.